Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu balık yapacağız. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Hazırsanız başlayabiliriz. Deniz yapabilmek için mavi bir kağıda ihtiyacımız var. Mavi kağıdınız yoksa beyaz bir kağıdı maviye de boyayabilirsiniz. Daha sonra üzerine lacivert veya mavi bir kalemle dalgalar çizeceğiz. Hayal dünyanıza kalmış. Siz dilediğiniz kadar dalga çizebilirsiniz. Denizimiz hazır. Balığımızı yapmaya başlayacağız. Ben balığımın turuncu olmasını istiyorum. Balığımızı yapmak için yuvarlak bir cisme ihtiyacımız var. Tabak veya herhangi yuvarlak bir şey olabilir. Ben bu şekilde bir kumbaranın kapağını tercih ediyorum. Yuvarlak, hafiften dışarı gelecek şekilde turuncu kağıdın üzerine daire çizeceğim. Bir ucu olmayan yarım bir daire çiziyoruz. Daha sonra işaretli yerlerden makasımızla kesiyoruz. çizmiş olduğumuz yarım daireyi kestik. Şimdi bu dairenin ucunu çok hafiften kıvırıyoruz. Aynen böyle. Kıvırmış olduğumuz yere yapıştırıcımızı sürüyoruz. Daha sonra kağıdımıza hafiften yamuk bir şekilde yapıştırıyoruz. Bu şekilde üstten açık olacak. Kıvırmış olduğumuz yer yapışık olacak. Yine aynı renkte bir tane üçgene ihtiyacımız var. Bunun için Hemen kağıdın köşesinden düz bir çizgi çekiyorum. Üçgeni oluşturuyorum. Daha sonra çizmiş olduğum yerden kağıdı kesiyorum. Kesmiş olduğum üçgenin bir yüzüne yapıştırıcı sürüyorum. üçgeni balığımızın kuyruğu olacak şekilde yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde. Altı yapıştırıyoruz. Asla üç boyutlu görüntüyü bozmuyoruz. Bir tane daha üçgene ihtiyacımız var. Fakat bu üçgen biraz dik bir üçgen olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde dikine bir çizgi çekiyoruz. Ve de çizmiş olduğumuz yerden tekrar kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz dik üçgenin de bir tarafına yapıştırıcı sürüyoruz. yapıştırıcı sürmüş olduğumuz taraftan balığımızın üstüne doğru yapıştırıyoruz. Balığımızın yüzgeçine geçiyoruz. Bunun için yine bir üçgene ihtiyacımız var. Hemen kağıdımızın köşesinden böyle bir çizgi çekiyoruz. Üçgenimizi oluşturduk oluşturduğumuz yerden kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz üçgeni tam ortadan ikiye katlıyoruz. Bir tarafı açık olacak. Yani üç boyutunu veriyoruz. Katlamış olduğumuz yerin bir tarafına yapıştırıcıyı sürüyoruz. yapıştırıcı sürmüş olduğumuz tarafı açık tarafı aşağıya gelecek şekilde balığımızın üzerine yapıştırıyoruz. İşte böyle. Sıra balığımızın gözüne geldi. Herhangi bir yuvarlak bir şey kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde daireler olan bir cetvel kullanacağım. Gözünü istediğiniz boyutta bir tane daire çiziyoruz kağıdımıza. O daireden daha küçük boyda bir tarafa yapışık şekilde bir tane daha daire çiziyoruz. Bakın bu şekilde. Ve içindeki dairenin yine aynı tarafına yapışık şekilde bir tane daha küçük daire çiziyoruz. Daha sonra minik bir daire elimizle çiziyoruz. Tam orta bölüme ve çizmiş olduğumuz orta bölümü siyah rengine boyuyoruz. balığımızın gözü daha hazır Tam olarak şu dış çizgiden makas yardımıyla gözümüzü kesiyoruz. Gözü çizmiş olduğumuz yere değil de arka tarafına yapıştırıcımızı sürüyoruz ve de bu şekilde balığımızı yapıştırıyoruz. Son olarak balığa ağız çizeceğiz. Onun için çizimini göstermek istiyorum. Düz olan taraftan bu şekilde hafif eğimli bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra yine aşağıdan düz olan tarafa doğru eğimli bir çizgi çekiyoruz. Üzerine üçgenler çiziyoruz. Yine alt tarafa da bunlar balığımızın dişleri olacak. Balığın ağzını da kestik. Dişleri üste gelecek şekilde alt bölümüne yapıştırıcı sürüyoruz. Ve de ağzını balığa yapıştırıyoruz. İşte balığımız hazır. Siz dilerseniz balığın üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar 3 boyutlu balık hazır. Balıklarınızı artık dilediğiniz şekilde yüzdürebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara iyi eğlenceler diliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.